Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili güzel haberlerim var. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmuyorsunuz canlar. Haydi videoya. Canlar, Mobile Legends oyunu test sunucularına güzel bir özellik getirdi. Elmas yükledikçe kaliteli kostümler kazanacaksınız. Etkinliğe şu üst taraftan bakın, yakınlaştırdım. Buradan tıklayıp etkinliğe erişim sağlayabileceksiniz. Ben burada biraz elmas yükledim. Bana şu yükleme değeri sandık diye bir şey verdi. Bunu aldım. Şimdi kullan diyorum. Sandığın içerisinden bu eşyaları verdi. Hemen alt tarafta şunu da alalım. Şimdi bu kısımda tank, savaşçı, suikastçı, büyücü, nişancı, destek diye kartlar var, öyle söyleyeyim. Alt kısımdaki yazıda diyor ki seçtiğin koridorun kahramanlarından rastgele bir epik kostüm kazanabilirsin. Hesabında olmayan kostümler öncelikleri, yani bizde olmayan kostümleri verecek. Ödül havuzuna bakalım. Ödül havuzuna baktığımızda tank kısmında Gadotkaca epik, Esmeralda, Grok, Uranüs ve Saber Tim'in Johnson epik kostümünü görüyoruz. Ve bu ödül havuzu belirli dönem yenilenecek. Sayı aynı kalabilir ama farklı kostümler eklenecek. Bilginiz olsun. Savaşçı kısmına girdiğimiz zaman burada da Aldous'un Blazing kostümünü, Zilong ve Balmont'un normal epiklerini, Saber Tim Freya epiğini ve Dragon Tamer'den Masha'yı görüyoruz canlar. Suikastçı kısmına girdiğimiz zaman yine Zilong, Link, Lancelot, Gusion ve alt tarafta Saber'ı görüyoruz. Büyücü kısmına girdiğimizde burada ne diyorsun sen? Abi Vexena'nın süre sınırlı kostümü değil mi bu la? Aynen. Vexena'nın süre sınırlı kostümünü buradan alabiliyorsunuz. Cyclops, Harley, Nana ve alt tarafta da Change'in kostümü var arkadaşlar. Çok iyi ya. Nişancı kısmına baktığımız zaman burada Yi Sunshin, Iritel, Layla, Cloud ve Hanabi'nin kostümleri var. Epik kostümler. Destek kısmında da Franco Estes, Rafael, Nana ve Angela'yı görüyoruz. Çok güzel. Bir kart açalım. Yani gönlüm isterdi ki her yerden açayım ama bilmiyorum. Şimdi elmaslarım 1000 diyor. Tamam, ben burada ne olacak? 1000 elmas harcamayacağım herhalde. Mobile Legends. Şu büyücüden seçeceğim. Vexana'nın kostümü var ya burada. Onayla diyelim. Bunu istediğim koridor olduğuna emin misin? Onayladıktan sonra seçimini değiştiremezsin. Okey diyeyim arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ooo, Vexena'yı verdi. Burada dikkatimi çeken yenilenme zamanı 3 diyor, tamam mı? 10 elmasa tekrar yenileyebiliyorum arkadaşlar ama burada bir hata veriyor, tamam mı? Bunun nedeni farklı bir şey olabilir. Hata veriyor ama buradaki mantık 10 elmas karşılığında şurayı yenileyebiliyorsunuz. Ve bir kez yeniledikten sonra elmas maliyeti artıyor mu bilmiyorum. Onayla butonuna basacağım. Vexena'nın süre sınırlı kostümünü aldım arkadaşlar. Bu özellik orijinal sunuculara geldiğinde bayağı mükemmel olacak. Geliş zamanı ile ilgili net bir bilgi yok. Diğer videolarda bilgisini sizlere vereceğim. Tamam dedim ve şu an aldık abi. Elmasım gitti mi la? Az bir saniye dur. 2000 elmasım da yerinde, çok güzel. Kostüm aldıktan sonra ekran kapandı. Kupon geçişine attı beni bu ekrana. Çok ilginç. Burayla bir bağlantısı var. Elmas yükleme alanının. Bu da farklı bir etkinlik aslında. Etkinlikler kısmına tıkladığınız zaman burada kupon geçişi etkinliğini görüyoruz arkadaşlar. Ve buranın mantığını da şöyle kurallara tıklayalım, anlatayım hızlıca. Kupon geçişi kullanarak alışverişlerinde toplamda 1800 elmas tasarrufu elde edebilirsin. %655 değerinde bir indirimmiş. Geçişi satın aldığında sınırlı bir süre içinde kullanabileceğin 13 kuponun kilidi hemen açılır. Etkinlik süresi içerisinde toplam 8 kupon kullanırsan sınırlı bir avatar çerçevesi de kazanırsın diyor. Bu ödül tek seferliktir ve bir daha sunulmayacaktır. O yüzden ne yapacaksanız yapın demek istiyor. Bu etkinlikten elde edilen kuponlar kostüm hediye etmek için kullanılamıyor. Kostüm satın alırken lütfen önce kupon geçişi kuponlarını kullanmayı unutma. Gelişmiş sunucuda yer alan etkinlik detayları resmi sunucuda değişiklik gösterebilir. Yani şunu demek istiyor. Ben şu anda bu etkinlikleri, yani söylemiş olduğum bu etkinlikleri test sunucusunda test ediyorum. Gelişmiş sunucuya farklı bir şekilde de getirebilirim demek istiyor. Tamam, anladık abi. Alacağımız sınırlı çerçeve bu arkadaşlar. Bu Angela'nın yıllık star kostümüne ait ama sanırım buraya yeni bir çerçeve ekleyecek Mobile Legends oyunu. Sağ taraftaki şu alana baktığımız zaman 611,99 değerindeki kupon onu 101,99 alıyoruz. Hemen almayı deneyelim, bakalım ne olacak. Hemen satın ala basıyorum. Ödemem başarılı oldu ve bu ekrana geldik tekrardan. Burada bakın, şu günleri kaçırdığım için bir şey yapamam. Aa, ananı avradını aldım lan. Dur bir saniye dur.
Aldım. Tamam diyeyim arkadaşlar. Şunu alabiliyor muyum? He. Tamam. Şunu alabileceğim mi? Bunu da aldım. Tamam. Şöyle sağa gelelim. Bunları alabiliyorum. Alabiliyorum. Nice. Tamam. Şu an ben de sizlerle birlikte ilk kez deniyorum arkadaşlar. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Aa bu nere... O, oğlum bu ne yapıyor lan? He tamam. Bu aslında kupon lan bildiğimiz. Dur bakalım. Hepsini alacağım arkadaşlar. Amacım size rehber olsun. Bütün kuponları topluyorum. Ha bunları toplayamıyorum. Şu soru işaretine tıkladığında ne diyor? 2024 Haziran kupon giysisi satın alınarak edinilebilir. En fazla 8 kupon kullandığında sınırlı animasyonlu avatar çerçevesi senin olur. Biz kaç tane aldık şu an? 2, 4, 6, 8 tane aldık. Şimdi gelelim kostüm alma olayına. Ben onu anlamadım. Mağazaya girdim. Mesela Bane'nin şu epik kostümünü satın aldım arkadaşlar. He bak şurada şey geldi. Kupon yerinin logosu buraya geldi. Kupon geçişi 200 elmaslık diyor. Bakın he. Tamam 200 elmaslık 10 gün içinde kullanmam lazım. Zaten geçiş otomatik saydığı için kostüm fiyatı buraya şey oldu. Tıklayayım. Aldım bunu diyelim. Tamam. Bu epik kostümü aldım. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mesela şunu satın almaya kalktığım zaman bende olan bir kahraman olsun. 200 elmaslık diyor. Ananı avradını. Hiç para vermeyeceğim mi? Hiç para vermeden aldım. Şuraya gelelim. 200 elmaslık var. Şu elitlere gelelim. 599 elmas. Tıkladığım zaman bakın. Oo çok iyi. Şurada ama kaç tane 200'lüğüm var? Kaç tane 100'lüğüm var? Bunu belirtmesi lazım arkadaşlar. Şunu da satın alayım. Tamam olay anlaşıldı az çok canlar ya. Tamam etkinlik var ya şu etkinliğe geliyorsun. Belirtilen tarihlerde şuradaki kuponları alıyorsun. 200 elmas kuponu. Aşağıya doğru gelin 200 elmaslıklar dışında 100 elmaslık kuponlar var. Bu kuponları alıyorsunuz. Aldıktan sonra da kostüm alırken kullanıyorsunuz. Şuradaki soru işaretine baktığım zaman toplamda 600 elmaslık bir tasarruf elde etmişim. Tam oturmadı burası oturduğunda daha iyi olur. Şurası 180'e 180 olduğunda sanırım daha fazlasını yapamayacağım. Ve şu alt taraf odaklandığınızda 3 kostüm aldım ya bakın 3 slot 8 oldu. Tekrar gelelim mağazaya abi. Her şeyi görün. Ben elmas harcarım. Hiç sorun değil benim için. Bunları alıp komple bitirelim bakalım ne olacak. Şunu da alalım. Bende olan bir karma. 0 elmas. Hiç elmasım gitmiyor. Bunu da alayım. Elmas harcamaya gerek yok test sunucusunda. Şuraya tıkladığım zaman he 100 elmaslık kupona indik. 200'lükleri kullandık çünkü. Tamam şöyle tıkım 48 elmas kesecektim. 1700 küsür olması lazım şurada. Devam ediyorum. Aynen. Aynen. Şunu da alalım abi. 140 kupon yok diyor. 8 tane almışızdır ama hemen etkinliğe gelelim. Bu alanda toplamda 2, 4, 6, 8 tane aldım arkadaşlar ama bir tanesi şuydu. Rabi kostüm kuponu ve bunu Rabi'nin bu kostümünü alırken kullanabiliyorsun sanırım. Başka yerde kullanamıyorsun çünkü 7 tane kullandık. 8.yi kullanmama izin vermedi. Rabi'nin kostümü bende var. Bende olduğu için Rabi'nin kostümü vermedi sanırım arkadaşlar. Şuna tıklayayım. Bu kostüme zaten sahipsin diyor. Aynen dediğim gibi arkadaşlar. O yüzden 8.yi kullanamadık. Kullansaydık şu alt kısımdan çerçevemizi alacaktık. Açılmasını bekleyeceğim. Ekranda gördüğünüz bu kuponların. Hazır test sunucusundayken bir şey de test etmek istiyorum. Sanırım Moskova Ejder İbisi etkinliği için premium tedarik görevleri tamamlamışım. Hepsini alayım abi. 680'de promosyon elması almışım totalde. Şu 12'si bir basalım. Bakalım burada güzel puan verir mi bize. Baxia'yı aldık. Puan hiç alamadık. Bir 10 daha çevireyim arkadaşlar. Johnson geldi. 50 puancık geldi. Şu indirimli çekiliş de yapayım. King of Fighters 97 etkinliğinde de son durum bu şekilde. Burada zaten anlatmıştım her şeyi size. Şöyle bir biriksik çevirme yapalım. Bakalım ne verecek bize. 2 büyülü çarkısı. Nice. KOF 97 Bingo etkinliği de bu ayın 24'ünde geliyor. Şurada da bir çevirme yapalım.
Mobile Legends oyunu ilerleyen günlerde neler değiştirecek onlardan da bahsedeyim. Mağaza kısmına girdiğimiz zaman çekiliş alandaki şanslı çevirme var ya arkadaşlar. Buranın mantığı komple değişecek. Şuradaki çevirme kısımlarına daha kaliteli ödüller gelecek. Bunun yanı sıra şanslı mağazaya Odette'nin bir renklendirmesi eklenecek. Sun'ın eklendi ya. Odette'nin de bir renklendirmesi eklenecek ama buraya farklı kostümler de eklemeyi planlıyormuş Mobile Legends oyunu. Hazine kısmına da buradaki eşyalardan daha farklı. Bunlara benzer farklı eşyalar da ekleyecekmiş. Bilginiz olsun. Bunun yanı sıra hazırlık kısmındaki güç kristali alanına yeni eşyalar, hediyeler ekleyecek. Çerçeveler, üstü ışınlanma efektleri, kahraman sandıkları, normal kostüm, elit kostüm, spesyal kostüm sandıkları ekleyecek. O yüzden güç kristallerinizi şu anlık boşa harcamayın. Biraz daha bekleyin. Mobile Legends oyunu dediğim gibi bu kısmı da yenileyecek. Şafak çağrısı alanında hep Venom kostümlerini görüyoruz ya. Burayı da değiştirecek. Buraya Saber Team, işte Dragon Tamer, Blazing kostümleri filan. Bunları ekleyecek. Bu sefer Venom serisinden kostüm almayı değil de diğer serilerden kostüm almayı deneyeceğiz. Evet canlar, bu video da bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.